Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve dersus sadisu min kitabı saydi ve zebaihi vel uthiyyeti vel akikati. Bugün 6. dersini okuyoruz. Ve yahillu lil mudtarri. Ve yahillu halaldir. Lil muttarri, muttar olan kişi için, mecbur kalan kişi için nedir? Halaldir. Oldu. Hatta buradaki yahillüden murad, yani yecbu manasındadır. Bazı fukahalar öyle mana ederler. Nedir Harun? Vacibdir. Niye? Adam mecbur kalmıyor. Yemese ölür. Neslini helak etmek yerine mundar yiyebilir. Yiyebilir değil, yemesi vacip. Oldu. Ve yahillu lil muttarri. Yani vacibdir. Muttar kişi için. Mecbur kalmış kişi için. Muttar kimdir? Ve huve. Muttar. Men o kimse ki hafe ala nefsihi. Nefsi üzerine ne ediyor? Nefsi üzerine korkuyor. Nefsin üzerine neden korkuyor? Bak, hafe. Ve bunların kimse ki hafe ala nefsi, nefsi üzerine korkar. Neden korkar? El helake, helaktan korkar. Bak diyor, korkar. Yani helak kesin de değil. Helak korkusu var. Ölüm korkusu var. Ha, helaktan korkuyor. Min ademil ekli. Ademul ekilden dolayı. Neden dolayı? Ademul ekilden dolayı. Yani yemese nefsin üzerine helaktan, ölümden korkar. Yani ben yemesem ölürüm endişesi varsa ona halaldir. Ne halaldir? Ona ne vacibdir? Aşağıda en yekule faal daha geliyor. Bildin mi Mücahit? Faal nerede geliyor? En yekule. Tamam. Ve yahillu lil muttari fil mahmeseti. Yani fi halil mahmeseti. Mahmeset haletinde. Mahmeset. Yani açlık döneminde. Açlık haletinde. Mahmeset şiddetül cu'dur. Anlıyorsun mu Merfaro? Nedir? Cu' açlık. Şedid mi, hafif mi fark etmiyor. Ama mahmeset şiddetül cu' demek. O korkusu da hani dedi ya nesin helakından korkar. Mevten ister ölüm cihetiyle korksam yani yemesem ölürüm. Bak. Ve huve men hafe ala nefsihi mevten. Neden korkuyor? Mevten korkuyor. Ev mereden yemesem ölürüm. Ev mereden yahut da hastalıktan korkuyor. Yemesem uzun süreliğine ne olurum? Hastalanırım. Bildiniz değil mi? Ev ziyadeten meradin. Yahut önceden hastadır. Yemesem ha ev meraden mehufen. Korkunç hastalıktan korkar. Yani yemesem ölüme yol açabilecek hastalık oluşabilir. Bildiniz değil mi? Meraden mehuf, yani ölüme yol açabilen hastalık. Ev ziyadeten meradin. Önce hastalığı var. Yemezsem daha fazla ne olurum? Daha fazla hastalanırım. Hastalığım artıyor. Ev inkita'ar rufkatin. Yahut da yemezsem takatim düşer, mecalim biter. Arkadaşlara ayak uyduramam. Onlar giderler, ben geri kalırım. Ha. Bunlardan korkuyor. Bir de velem yecid ma ye'kuluhu halalen. Halal olarak yiyebileceği bir şey de bulmuyor. Velem yecid bulmuyor ma ye'kuluhu halalen. Halal olarak
yiyebileceği bir şey de ne etmiyor? Bulamıyor. Halali bulsa yine ne etmez? Yiyemez. Bir lokma olsa bulamıyor. Diyelim orada bir lokma var, yetmiyor. Neye yarar bir lokma? Onu yemeden mundar yemek ona haramdır. Yanındaki halal olan yer, sonra ne eder? Mundarı yer. Sonra haram olan ne eder? Yer. Peki yedikten sonra halali buldu. Bazılara göre yapabiliyorsa küfre etmelidir. Ne etmeli? Küfre etmeli. Ama bazılara göre küfre etmek mecburiyetinde değildir. Yalnız içki öyle değil. Biri içki içmiş. Normal vakitlerde haram yemiş. Gücü varsa onu küfre etmek ona vaciptir. Ama muhtar olan bir kişi korkudan dolayı mundar yemiş, sonra helal görmüş, küfre etsin mi etmesin, bu ihtilaflidir. Ama içki ve normal bir haramı yemiş kişi küfre etmesi yapabiliyorsa ona vaciptir. Etmezse ayrı bir günahkar olur. Oldu mu? Kim nasıllarına aynı mevbari. Oldum. Burada kafama takılan bir şey var. Şimdi huve men khafe ala nefsi, nefsi üzerine korkuyor. Neden korkuyor? El helaki, helaktan korkuyor. Yine adem ilaki yemezse helaktan korkuyor. Mevt, helakem khafel mef'ul oldu. Mevten, o da mef'uldur. Khafe iki mef'ul, istemiyor. Yani yukarıda helak olmazsa iyi olur. Men khafe ala nefsihi min ademil ekli fil mehmeseti. Neden korkuyor? Mevten ev mereden mehufen ev ziyaten. Aşağıda diyor. Mevten mef'ulun li khafe. Ve kavluhu ev mereden mehufen ma'tun al maqablehu. Ve kezema bağlı. Bunun hepsi khafenin neydiler? Mef'ul idiler. Helake de var o da mef'ul. Belki onun nüshasında helake yoktu. Oldu. Veyahut el helake mef'ul yapalım. Mevten ev mereden mehufen ev ziyadete mereden ev inkıtar rufkatin. Bu da temiz yapalım. Helakının beyanı olsun. İyi olmaz. Yani o şekilde bir şey yapabiliriz. Yani helake olmazsa daha iyi olur. Oldu. وَيَحِلُّ لِلْمُطَرِّ فِي الْمَخْمَسَةِ Ne halaldir? اَنْ يَأْكُلَ مِنَ الْمَيْتَةِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَيْهِ Kendisi üzerine haram olan meyteden ne etsin? Yemesin. اَنْ يَأْكُلَ مِنَ الْمَيْتَةِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَيْهِ Kendisi üzerine haram olan, yani ittirardan önce kendisine ne? Haram olan meyteten yiyebilir. Oldu burada da hilaf var. Kimisine göre herhangi bir mundar olursa ye, kimisine göre yok. Kesilmeyle helal olan mesela bir keçi, bir koyun leşi var orada mundarı. Bir de eşeğin var. Hangisini yer? Keçi koyununkini yer.
himareti haramdır. Kimisine göre muhayyerdir. Hangisini yerse fark etmez. Ama es-sah o ki şayet mecburiyet de olmazsa evla o ki kesildikten sonra yenilen hayvanın meyteti kesilse de yenilmeyen hayvanın meytetinden daha önceliklidir. Oldu mu? En ye'kule minel meytetil muharremeti aleyhi ne yesin? Ma eşşeyen. Öyle bir miktar yetişsin ki buradaki may mevsule şeyenden ibarettir. May mevsule eyi şey ellezi may mevsule ellezi'den ibaret de yapabiliriz. Ama bizim şarih ne yapmış? Nekiri mevsufe yapmış. Öyle bir miktar yiyebilir ki yesuddu kapatıyor. Olma o miktar yok. Yesuddu kişi kapatıyor. Bihi o miktarla ramakahu. Neyini kapatıyor? Ramakatini kapatıyor. Ramakatini önlüyor. Ramakatini muhafız ediyor. Ramakat nedir? Ey bakiyete ruhihi. Hani zaten perişan olmuş. Ruhunun bakiyetini, kalan kısmını kapatıyor. Yani muhafaza ediyor. Bu bakiyet neyin tefsiridir? Bakiyete ruhi, ramakın tefsiridir. Bazıları da diyor ramak mana kuvvet. Yani yesuddu bihi ramakahu kuvvetehu. Onunla kuvvetini ne eder? Kapatır. Niye? Ona diyorlar ya ruh zaten bir şeydir. Bakiyetini kapatır. Yani bir kısım gitmiş, kalan bir kısmı ne ediyor? Kapatıyor. Ya ruh varsa zaten var. Ruh varsa var. Gitmişse gitmiş. Yani ruhun bir kısmı gitmiş, geri kalanı kapatıyor. O hoş bir şey değil diyorlar. Oldu. Ama Ramak bütün kitaplarda bakiyet ruh geçer. Bu gibi yerlerde burada bazılar kuvvetle tefsir ediyorlar. Diyor, yesuddu bihi ramakahu kuvvetehu. Oldum. Şimdi meytet haramdır. İki meytet müstesnadır. Şimdi onları söylüyor. Diyor, ve lena meytetani halalani. Bize iki mundar hayvan var ki nedirler? Halaldirler. Kesmeden de yiyebiliriz. Oldum. Nedir? Es-semeku vel-ceradu. Biri balıktır, biri çekirgedir. Hatta diyor bunlar yenilebilir, pişirebilir, diri diri de yutulabilir. Kesmesi de nedir? Caizdir. Kesmesi nedir? Caizdir. Ama kesmek daha evladır. Yalnız eğer balık çok büyükse diyor kesmesi daha iyi. O da kuyruk tarafından, baş tarafından değil. Oldun. Ve lena meytetani halalani ve huma es-semeku vel cerar. Bitti. Demek ki hayvanlar arasında iki meytet bize halaldir. Ve lena demani halalani. Demani halalani. Bize iki halal dem kan var. Ve huma o iki dem nedir? El kebidu ve tihar. Meşhur tuhal okunur. Galeti meşhurdur. Asıl dertli nedir? Tihar. Kebid nedir? Kebid ciger. Kara ciger. Tihal nedir? Dalak. Bunlar kan. Pırtılaşmış kandır. Bapşak vursan kalın kandır. Ama bu ikisi nedir? Bu ikisi kan oldukları halde, kan haram olduğu halde, bu ikisi kan olmayla birlikte haramdır. Oldun. Demek dapti, asıl dapti tihaldir. Tuhal değil. وَقَدْ عُرِفَ مِنْ كَلَامِ الْمُسَنِّفِ هُنَا. Musannif'in buradaki kelamından anlaşıldı. Buradaki kelamından anlaşıldı. وَفِمَا سَبَقَ. Musannif'in geçmiş kelamından da anlaşıldı. Ne anlaşıldı?
اَنَّ الْحَيْوَانَ عَلَى سَلَاسَةِ اَخْسَامِ Hayvanlar kaç kısımdır? Hayvanlar üç kısım. اَحَدُهَا مَا لَا يُؤْكَلُ O ki ne olmuyor? Yenilmiyor. فَزَبِحَتُهُ وَمَيْتَتْهُ سَوَعُ Zebihatiyle meyteti aynı. Kesilse de yenilmiyor. Kesilmeden ölse de yenilmiyor. Ne gibi? Himar gibi. Eşek kesilse de yenilmiyor. Haramdır. Kesilmeden ölse de haramdır. Mücadele olmadı. Ahadu ma la yukelu fe zebihat ve meytetu sevon. Ve sani ikinci kısım ma yukelu o ki nedir? Yeniliyor. Fe la yahillu ama halal olmaz illa bi teskiyeti şer'iyeti. Şer'i teskiye olmadan ne olmaz? Halal olmaz. Bu da ne gibi? Keçi gibi, koyun gibi. Bunlar kesilmeden, şer'i kesim yapılmadan yenilmezler. Kesilseler yenilirler. Kesilmeden ne olmazlar? Yenilmezler. Oldu mu? Yani şer'i kesin. Kesmiş, galat kesmiş. Yanlış kesmiş. Şer'e uygun kesmemiş. O da bundardır. Demek وَسَّانِ مَا يُرْكَلُ فَلَا يَحِلُّ اِلَّا بِتَسْكِيَةِ شَرْعِيَةِ وَسَّالِسُ مَا تَحِلُّ مَيْتَتُهُ O ki meyteti nedir? Halal. Kesemeki vel cerâdî. Ve sâlisûn mâ tahillum meytetû kesemeki vel cerâdî. Meyteti mundari halaldir. Semek ile cerâdî. Çekirge ile balık bir. Demek bir kısım hayvanlar var. Kesilse de yenilmez. Kendinden mundar olsa da yenilmezler. Himar benzeri gibi. Bir kısım var, kesilmeden mundar olsalar yenilmezler ama şer'i teskiyeyle kesilseler halaldir. Keçi, koyun, inek, deve türü. Bir kısım hayvan da var, kesilmeden ölseler de mundar olsalar da yenilir. Nedir? Balık ile çekirge. Oğlum, epey diyelim bir mecusin kesildiği hayvan yenilir mi? Yenilmez. Bir mecusi bir balığı avlarsa, yakalarsa, öldürürse yenilir mi, yenilmez mi? Yenilir. Niye? Çünkü burada kesmek önemli değil. Öldürmek önemli değil. İse bir Müslüman bir onu avlasın, öldürsün, ise bir mecusi fark etmez. Yalnız diyor, biraz önce yukarıda burada diyor yukarıda değil burada. Kesemek ve ceradi. Semek gibi, ceradi gibi. Başka ne var? Yani kesilmeden ölse yemesi haram olan bir balık var, bir cerad var. Başka bir hayvan yok. Öyle değil mi Mücahit? Madem başka yoksa bu kafa ne denilir? Kafe istiksaiye. İstiksaiye demek nihai, yani mabadi nihayetin. Gayettir. Başka yok. Burada da semektir, cerattir. Başka yok. Kafi teşbih olsaydı bunlar ve bunların benzerleri. Kafi sıksaya bunlardı zaten. Bunlardan başka yok. Oldu mu? Şimdi sayıdan bahsedildi. Zebaih'den bahsedildi. Faslun fi ahkamil udhiyeti. Yarın da udhiye kurban ahkamlarından ne ediyoruz? Bahsediyoruz. Oldu. Nefer Allah'ın nef'in mubi'ni.